Herkese merhaba, hepiniz Cihatça Fiziğe hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Videomda sizlerle çap yayınlarına ait AYT Fizik Denemeleri kitabından seçtiğim bazı fizik sorularının çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Videoya geçmeden önce yorum yapıp, beğenir, paylaşır, teşekkür edip, selam da yollamayı unutmazsan çok sevinirim. Sayfa düzlemindeki sonsuz uzunluklu ilk sezetillerinden i akımı geçmektedir. Sayfa düzlemindeki KLM iletken halkaları şekillerdeki gibi hareket ettirildiğinde hangisinde saatin dönme yönünde indüksiyon akımı oluşur demiş. İndüksiyon akımının oluşabilmesi için önce akının değişmesi gerekiyor. Akı değişimi sıfırdan farklı olmalı ki akı değişimi de son akı eksi İlk akı şeklinde yazılabilir. Yani bir akı değişimi, bir akı farkı olması gerekiyor. Akı değişimi olursa E eşittir. Eksi delta fi bölü delta t'den dolayı Faraday'ın indüksiyon yasasından dolayı arkadaşlar bir emk oluşacak ki bu emk'ye indüksiyon emk'si ismi veriliyor. İndüksiyon emk'sinin oluştuğu yerde de indüksiyon emk'sinden dolayı da indüksiyon akımı oluşacaktır. Haliyle indüksiyon akımının oluşabilmesi için de akı değişimi gerekiyor. Akı değişimi ne demek? Akı manyetik akıda belli bir bölgeden veya alandan geçen manyetik alan çizgi sayısıdır. Soruya dönecek olursak soruda ise bölge olarak kastedilen işte şekildeki halkalardır. Yani KLM iletken halkalarıdır. Bu iletken halkalardan geçen akı değişimine bakalım. Akının formülü fi eşittir b çarpı a şeklinde yazılabilir ki bu halkaların hepsinin alanı aynı. Yani pi r kare dediğimiz şey a eşittir pi r kare ki hepsinin alanını a alayım. Eşit olsunlar. Eşit olması da önemli değildi. Çünkü değişime bakmam gerekiyor. Bu durumda bakın k telden uzaklaşırsa manyetik alan azalır. Yani x telinin manyetik alanı ya da manyetik alan çizgi sayısı azalır. Çünkü telin manyetik alanı B eşittir. K çarpı 2 i bölü D'dir. Telden uzaklaşınca D mesafesi artınca B azalır. B azalınca sevgili arkadaşlar fi de azalmış olacak. Haliyle şekil bir de akı değişimi gözlenecektir. Yani akı değişimi sıfırdan farklı oldu. Bu durumda akı azalmış oldu yani. Akı azalırsa akı değişimi olacak haliyle indüksiyon E kesi olup buradan akım geçecektir. O zaman şekil 1'den akım geçer. Şekil 2'de ise yine L halkası uzaklaşmakta. Bu da B'nin azaldığını gösteriyor. Çünkü D uzaklığı artınca B azalır. B azalınca haliyle burada fi eşittir. B çarpaydı. B azalınan fi de azalacak. Yani Y telinin L halkası içerisinden geçen manyetik alan çizgileri fi'ye azalmış olacaktır. Şekil 3'te ise M halkası Z iletken teline yaklaşıyor. Yani D uzaklığı azalıyor. D uzaklığı azalırsa manyetik alan artar. Manyetik alan artarsa burada M halkasından geçen akı da artacaktır. Sağ el kuralı ile telin çevresindeki manyetik alanı bulalım. X telinin akımı ekranın sağına doğru. Burada sağ el kuralını kullanmamız gerekiyor. Sağ el kuralına göre 4 parmak B'yi yani manyetik alanı gösterirken baş parmak ise telden geçen akımı göstermeli. Baş parmak i, dört parmak B'yi. Evet baş parmağımız ekranın sağını gösterirken dört parmak da şurada ekranın içine doğru olmalı. Haliyle bu durumda e, X telinin aşağısındaki kısımda manyetik alanımız çarpı oldu. Buna çarpı BX diyelim mi? Şekil 2'de Y telinin akımı ekranın soluna Doğru. Baş parmak ekranın solunu gösterirse dört parmak ise yukarı tarafta ekranın içini aşağı tarafta ise ekranın dışını ekrandan dışa doğru gösterir. Bu durumda şekil 2'de halkanın olduğu yerde manyetik alan nokta yani ekranın dışına doğru olmalı. Üçüncü şekilde geldiğimizde ise M yaklaşmakta. Bakın Z'nin akımı aşağı doğru Z telinin baş parmak ekran aşağını gösterirse 4 parmakta şöyle dönme yönünü göstermeli. Yani telin hemen sol tarafında içe doğru bir manyetik alan sağında ise dışa doğru bir manyetik alan olmalı. O halde M halkasının bulunduğu yerde ise dışa doğru bir BZ, Z telinden kaynaklanan bir manyetik alan oluşmaktadır. Hangisinde saatin dönme yönünde indüksiyon akımı oluşur diyor. Şekil 1'deki K halkası için bakalım. K halkası aşağı doğru giderken akı azalmakta. Yani maruz kaldığı manyetik alan içe doğruydu ve bu manyetik alanın meydana getirdiği akı azalmaktaydı. Halka da azalan akıyı artıracak yönde yeni bir manyetik alan oluşturur. Akı azalırsa artıracak yönde yani aynı yönde bir B üssü manyetik alan oluşur. Oluşan bu B üssü manyetik alanı halkadan bir akımın geçmesine neden olacaktır. Burada dört parmak halka için şöyle yazalım. Sağ el kuralını yazalım halkamız için. Dört parmak dönmeyi burada akımı baş parmak ise manyetik alanı yani B'yi göstermeli. Bu durumda baş parmak ekranın içine doğru olan şu çarpı işareti göstermeli. Baş parmak ekranın içerisine doğru olan şu çarpı işaretini gösterirse 4 parmağımız da saatin yönünde şöyle dolanma yönünü gösterecektir. Bu durumda burada oluşan akım saatin yönüyle aynı oldu. Saatin yönünde sormuş. Bir aradım cevaplardan bir olur. Bir derken K'yi kastediyoruz. K'nin olmadığı seçenekleri eledim. L halkasına bakalım şimdi. Bu K halkasıydı. L halkasına bakalım. L halkası da yine uzaklaşmakta. Evet, neden uzaklaşmakta? nokta B manyetik alan çizgilerinden uzaklaştığı için burada yine fiye azalmakta. Fiye azalınca bunu arttırmak için aynı yönde yani ekran dışına doğru bir B üssü manyetik alan oluşmakta. Oluşan bu B üssü manyetik alanı da halkadan bir akım geçmesine neden olmaktadır. Baş parmak ekranın dışını gösterdiğinde dört parmağımız ise Ekranın solundan sağına doğruşa dönme yönünü göstermeli. Saatin tersi yönünde bir akım oluşur. L halkasında. L aradım cevap olmadı. Şekil 3'e gelince buradaki Z'yi bir inceleyelim. Z halkası, M halkasını. Şekil 3'teki M halkasını inceleyelim hep birlikte. M halkası tele doğru yaklaşıyor. Yani içerisinde bulunduğu nokta BZ manyetik alan çizgilerine doğru yaklaşmakta. Haliyle burada akı artmaktadır. Artan bu akıyı azaltmak için zıt yönde bir B üssü manyetik alan oluşur. Neye zıt yönde? BZ'ye zıt yönde. Onun için işaretler değişti. Bakın biri noktayken biri çarpı oldu. Yani BZ ekranın dışına doğru iken B üssü ise ekranın içine doğru oldu. Evet başparmak çarpıyı ekranın içini gösterirse Dört parmağımız da saatin dönme yönünü gösterecek ve halkadan saatin dönme yönünde bir akım geçecektir. Bu durumda saatin yönünde akım geçer diyor ya kimden geçiyormuş? Tabii ki de K ve M'den cevap D'de yer almaktadır. Özdeş iletken çubuklar yeteri kadar uzunluktaki sürtünmesi önemsiz raylar üzerine yerleştirilerek Düzgün manyetik alan içinde şekildeki gibi hareket ettiriliyor. Buna göre z lambalarından hangileri ışık verebilir şeklinde bir soru sorulmuş. Manyetik alan içerisinde hareket eden iletken teller gözüküyor ve ile Manyetik alanda bir iletken tel hareket ederse bu iletken telin uçlarında yükler kutuplanır. Bu olaya indiksiyon diyoruz. Bakın baş parmak hızı gösterdi. 4 parmak ki buralarda bakın hep çarpıydı. Çarpı bu şekilde manyetik alanı içe doğru çarpı diyorum. İçe doğru demek istiyorum. Ekranın içine doğru B şeklinde gösterdim. Burada sağ el dediğiniz şey aslında sağ tokat. Yani tokat atmalıyız. Kuvvet uygulamalıyız. Neden? Yükler manyetik kuvvetin etkisiyle uçlarda kutuplanacaklar. Haliyle bu durumda 4 parmak B'yi gösterirken baş parmağımız hızı, iletken hareket yönünü hızını göstermeli. Avuç içi ise artı yüklerin hareket yönünü göstermeli ki bu artı yüklere etken kuvveti gösteriyor aslında. Avuç dışı ise eksi yüklere etkiyen kuvvetin yönünü göstermeli. Ya eksilerin hareket yönünü demek isteyelim. Dört parmak çarpı baş parmak hız ise avuç içi ekranın yukarısını gösterir. O halde artlar yukarıda kutuplanmalı. Eksiler ise aşağıda. Yani telin aşağı kısmı eksi, yukarı kısmı ise pozitif yükle yüklenecektir. Bu tel işte bu durumda bir üreteç gibi davranacaktır ki bu üreteci bakın şöyle gösterelim. Yukarısı artı pozitif, aşağısı eksi negatif. Bu durumda böyle gösterildi. E eşittir nasıl bulunur? B manyetik alan hız ve çarpı telin boyu L şeklinde yazabiliriz manyetik alanı. Şekillere döndüğümde ise şunu görüyorum. Zaten burada hareket eden iletken teller var. Bakın hemen şu tele baktığımızda aynısı ya bunun. Bunun aynısı olduğundan o halde yukarısı bunun artı değil mi? Aşağısı eksi. Aynı yönde yukarı artı aşağı eksi. Şu tel tersmiş. Şuna bakayım. Aynı yönde artı eksi. Aynı yönde giden yani sağ ekranın sağına doğru hareket eden şu telde yine yukarısı artı aşağısı eksi oldu. Ya bunlar birer üreteç gibi davranıyor. Ve akım arttan çıkıp eksiye gidiyor olması lazım. Neden? Çünkü akım üreteceğin pozitif kutbundan çıkıp negatif kutbuna doğru seyahat eder. Peki şunlar terse gitmiş. Yani ekranın soluna doğru. Bunu nasıl yaparım? 4 parmak çarpı B'yi. Baş parmak hızı gösterirse Avuç içi de artı yani pozitif yüklerin bulunduğu kutbu gösterecektir. Ucu gösterecektir daha doğrusu. Burası da negatif oldu. Aynı yönde olduğundan aşağı kutbu pozitif yukarı ucu negatif olarak işaretlemiş oldum. Bakın aslında sanki burada şöyle bir üreteç varmış da bu üretecin artı kutbundan şöyle bir akım çıkıyormuş. Evet B ve L. Bakın tellerin boyları aynı. Özdeş iletken çubuklar, tellerin boyları, L'ler hepsinde aynı. Tellerin boylarını aynı aldım. Tellerin boyları aynıysa B manyetik alan aynı, hızlar aynı. O zaman E'ler de aynı olur. Ya da her birisinin potansiyeli elektromotor kuvveti V kadar olur diyebiliriz. Yani pillere benzeteyim ve diyeyim. Haliyle her bir çubuğun emekesi E. Yani her bir çubuk emekesi E olan bir üreteç olacaktır. İndüksiyon emkleri E oldu. Bunları da yazdım. Dolayısıyla emkler E yani piller özdeş elektromotor kuvvetleri özdeşse, artı kutuptan I kadarlık akım çıkarsa, diğer pilin de artı kutbundan I kadarlık akım çıkar. I ve I birleşir. X'in üzerinden 2I olarak geçer. Hangileri ışık verebilir ya? X'in üzerinden 2I geçiyor. Sonra bu 2I gelip şuraya 2'ye ayrılıyor. Her bir I yine kendi oluştuğu üreticinin kutbuna seyahat ediyor ve devre tamamlanmış oluyor. Bu durumda x ışık verebilir. x'in ışık vermediği yani b'yi ve c'yi elemiş oldum. Şekil 2'de ise yine artı kutuptan çıkan akım şöyle i geldi. Sağdaki e mekenin yani iletken telin negatif buna doğru gitti. Zaten zaten sağdaki tel de ilk kadarlık bir akım oluşturmalı. Onun da artı kutbundan bir i akımı çıkar. Haliyle bu devre aslında seri bir devre yani. Piller birbirlerine seriler ve üzerlerinden aynı akım geçmekte. Bu durumda Y lambası da yanmaktadır. Şekil 3'e gelince ise sol taraftaki çubuğun artık kutbundan çıkan akım iyi olsun. Sağdan çıkan akım da iyi olsun. Her üreticinin ürettiği akım kendi kutbuna doğru yol almak isteyecektir. Bakın iyi şöyle geldi şu tarafa doğru gitmek ister. Sağdaki pozitif uçtan gelen akım Z lambası üzerinden gitmek isteyecektir. Soldaki üreteceğin yani çubuğun artı pozitif kutbundan gelen akım da lambanın üzerinden gitme isteyecek. Yalnız akımlar birbirlerine zıt yönlü olduğundan farkını alalım ve z'nin üzerindeki akımı sıfır bulalım. Bu da z'nin yanmadığı anlamına gelecektir. Böylelikle cevap D olacaktır. Bir x iletken halkası düzgün manyetik alan içinde şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bir manyetik alan şiddeti arttırılırken yani B'yi artıralım demiş şair. Halkadan geçen akı artar. Bir yönünde indüksiyon akımı oluşur. Ya akı fi eşittir. B çarpı A idi. B artarsa zaten şu halkanın alanı A sabit olduğundan fi de artacaktır. Fi artınca artan manyetik alan çizgilerinin X halkası artmasını istemediğinden bu halkalara zıt yönde bir manyetik alan oluşacaktır. Çok çizgiler oluşuyor. Bir tanesini çizdim ben sadece. Buna zıt yönde şöyle çizgiler oluşuyor. Buna B üssü diyelim. İşte oluşan bu B üssü halkadan bir akım geçmesine neden oluyor. Baş parmak B'yi gösterirse sağ elin dört parmağı da akımın yönünü göstermeli. Sağ elin baş parmağı ekran aşağısını B üssünün yönünü gösterdiğinde 4 parmağımız ise şöyle ekranın içine doğru. Sol taraftan ekranın içine doğru sağ taraftan ise ekranın dışına doğru olmalı. O halde şurada içine doğruysa evet iki yönünde bir akım oluşur. Bir aradığım cevap olmadı. İkinci öncülde manyetik alan şiddeti azaltılırken akı azalır. Manyetik alan şiddeti azaltılırken A halkanın alanı sabit ve azalından fi de azalmış oluyor. Akı azalınca azalan akıyı arttırmak için aynı yönde B üssü manyetik alanı oluşacaktır. Oluşan B üssü manyetik alan da halkadan bir akın geçmesine neden olmaktadır. Sağ elin baş parmağı B üssünü gösterirse dört parmağımız ise şöyle sağ taraftan ekranın içine Sol taraftan ise ekranın dışına doğru şu şekilde dönen bir akım oluşacak. Bu akımın dönme yönü bir ile aynı yönde olacaktır. İki aradığım cevaplardan biri oldu. 3. Halka manyetik alan yönünde hareket ettirilirse akı artar. İki yönünde indüksiyon akımı oluşur diyor. Halkayı manyetik alan yönünde hareket ettirelim. Yani şöyle halkamız şu tarafa doğru hareket etmiş. Yukarı doğru çıkmış olsun. Ya geçen silerin sayısı değişmez ki. Çünkü manyetik alana dik hareket ettiriliyor. Dolayısıyla halkadan geçen manyetik alan değişmedi. Ya da fi eşittir b çarpı a'yı değiştirmedim. Sabit ki ne b'yi arttırdım ne de b'nin yönünü değiştirdim. b sabit olduğundan ve halkanın alanı sabit olduğundan fi sabit oldu. Haliyle akı değişimi sıfır oldu. Akı değişimi olmazsa indiksiyon emk'si de oluşmaz. E eşittir. Eksi delta fi bölü delta t. Delta fi yerine sıfır yaz. Sıfır bölü zaman ne olursa olsun. Evet e sıfır çıkacaktır. E sıfırsa akım da sıfırla. Çünkü i eşittir e bölü r. Halkanın direnci ne olursa olsun e sıfır olduğundan akım da sıfır olacak. İndüksiyon akımı oluşmayacaktır. 3 aradım, cevap olmadı. Cevap yalnızki B seçeneğinde bulunmalı. Bir lambaya bağlı iletken tel, şekil 1'deki gibi sayfa düzlemine dik, içeri doğru manyetik alan içine konulmuştur. Bu bölgedeki manyetik akının zamana bağlı değişim grafiği şekil 2'deki gibidir diyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 0 t zaman aralığında lamba yanmaz. 0 t aralığında akı sabit. Akıda herhangi bir değişme yok. Akı sabit kaldığından haliyle akı değişimi sıfır olmalı. Akı değişimi sıfırsa E eşittir. Eksi delta fi bölü delta t'den akı değişim yerine sıfır yazınız. Sıfır bölü zaman indüksiyon em kesi sıfır haliyle akımda sıfır olmalı. Lamba anmayacak bu doğru. T2T zaman aralığında lambadan bir yönünde akım geçer. Bakın T2T aralığında akı azalır. Zaten manyetik alan çarpı B idi. Azalan akıyı artırmak için aynı yönde yani yine çarpı ekranın içine doğru bir B üssü manyetik alanı oluşacaktır. Burada B üssü manyetik alanı oluştu mu? Çarpı içe doğru şeklinde. Burada akım çerçevenin içerisine döneceği için dört parmak dönmeyi, baş parmak ise ekranın içini göstermeli. Sağ elin baş parmağı ekranın içini gösterirse 4 parmağımız da şöyle dönme yönünde olacaktır. Bu durumda bir yönde bir akım geçecektir. Evet doğru oldu. Aradığım cevaplardan biri oldu bu. Bir yönde akım geçti doğru. C. T2T zaman aralığında lamba yanar. Ancak parlaklı zamanla azalır. Manyetik akı azalıyormuş. Manyetik akı azalırsa E eşittir. Eksi delta fi bölü delta T. Evet formülden de görüleceği üzere akı değişimi bölü zaman akının zamana oranı bölüm demektir. Ki bu da eğimi verecek. Yani grafiğin eğimi bize eği vermeli. Bakın burada eğim sabit. Oklar hep aynı yönde olduğundan eğim sabittir. Şöyle olsaydı eğim azalırdı. Ya da böyle olsaydı eğim artacaktı. Fakat şöyle doğrusal bir çizgi olduğu için eğim sabittir. Bu durumda zamanla azalmaz. E hep sabittir. E sabit olunca parlaklık da sabit olmalı. Azalır dediği için C yanlış oldu aradım cevap. D. 2D tire 3T zaman aralığında lambadan iki yönünde akım geçer diyor. Bakın şurada akı artmakta. Üçüncü bölgede ise 2T tire 3T arasında akı artmakta. Manyetik alanımız, manyetik alan çizgilerimiz sayfadan içe doğrudur Akı artarsa artan bu akıyı azaltmak için zıt yönde nokta B üssü manyetik alan oluşur. Oluşan şu an. Bu B üstü manyetik alanı da çerçeveden bir akım geçmesine neden olacaktır. Halkadaki manyetik alanımız nokta B üstü oldu. Baş parmak ekranın dışını gösterince dört parmakta şöyle ekranın soluna doğru dönen sağdan başlayıp sola doğru dönen bir akımı göstermeli. Bu da indüksiyon akımı oldu. Böylelikle lambadan iki yönünde akım geçer ifadesi doğru oldu. 2 te 3 te zaman aralığında grafiğin eğimi sabit. Bu durumda eğim sabit olduğundan e de sabit olmalı. E sabit olursa parlaklıkta potansiyelin karesiyle orantılı olduğundan parlakta sabit olmalı. Değişmemeli. Lamba yanar fakat parlaklık değişmemiştir. Doğru oldu. Bu durumda cevap yine C olarak teyit ediliyor. Aynı yatay düzlemde bulunan x veya akım makralarından x bir üretece bağlanmış olup üzerinden akım geçirilirken y bir üretece bağlanmamıştır. x bobinindeki anahtar kapatılırken oluşan akımlar ve yönleri ile ilgili hangisi yanlıştır? x bobinin bağlı bulunduğu devredeki anahtarı kapatalım. Anahtar kapatılınca devreden akım geçmeye başlar. Devrede başlangıçta akım sıfırdı. Sonra ise akım i artarak belli bir sabit değer oluşur. İşte bu esnada i artarken bu i'yi azaltmak için zıt yönde bir öz indüksiyon akımı oluşur. Bu durumda X bobininde öz indüksiyon akımı oluşur. Devredeki artan şu akımı azaltmak için devre akımıyla zıt yönde ibaresini kullanabiliriz. O halde hangisi yanlıştır diyor? X bobininde öz indüksiyon akımı oluşur bu doğru oldu. X bobinin de devre akımının yönüne ters yönde özindüksiyon akımı oluşur doğru oldu çünkü devre akımı artar devre akımına zıt yönde özindüksiyon akımının oluşması gerekiyor X bobini ile ilgili seçenekleri cevaplamış oldum evet buradaki devre akımı artar ya devre akımı artınca bakın X'in üzerinden şu tarafa şu yönde yukarı doğru bir i akımı geçmekte bobindeki manyetik alanın yönünü bulmak için Sağ el kuralından faydalanmamız gerekiyor. Sağ elin dönen dört parmağı burada dönen akımı göstermeli. Akım şöyle dönüyor. Dört parmak iyi göstermeli. Baş parmağımız ise manyetik alanı yani B'yi göstermeli. Bu durumda X bobini sağ el ile kavranırsa dört parmağımız dönme yönü olan akımı gösterirken şu şekilde baş parmağımız da ekranın soluna doğru şu şekilde bir manyetik alanı göstermeli. Bu da x bobinindeki manyetik alandır. Bobinin manyetik alanı b eşittir k 4 pi n akım i bölü l sarım uzunluğu şeklinde yazılıyor. Bakın devredeki akım artıyordu. i artar demiştim. i artarsa dolayısıyla b de artar. Yani burada arkadaşım bx artmış olmalı. bx artarsa şu bölgeden geçen bakın Y bobininden geçen Y bobininde yeşil renk ile taradım. Şu kısmın alanı A olsun. Bu durumda Y bobininden geçen akı da fiye eşittir. Bx çarpı A'dır. Evet A bölgesinin alanı sabit. Fakat I arttığından B artıyordu. Bx artar. Bu durumda evet Y'den geçen akı da artacaktır. Y'den geçen akı artınca Y bu akıyı azaltmak için ki bakın X'in manyetik alan çizgileri bu tarafaydı. Y de B X manyetik alan çizgilerinin sebep olduğu akıyı azaltmak için zıt yönde bir manyetik alan oluşturur. Buna da B diyelim. Böylelikle Y bobininde BX'e zıt yönde bir B manyetik alan oluştu. Oluşan bu B manyetik alanı da Y bobininden bir indüksiyon akımının geçmesine neden olur. Baş parmak B'yi 4 parmak akımı gösterirse ki bu sağ olması gerekiyor. Sağ elin baş parmağı B'yi 4 parmak ise akımı göstermeli. 4 parmak aşağı ekran aşağısını gösteriyor kavradığımızda. Bu durumda akım şöyle gelir ve bir yönünde ilerler R2 direnci üzerinden. Y bobininde indüksiyon akımı oluşur. Evet. Y bobininde oluşan indüksiyon akımıdır ki indüksiyon akımı akı değişimi sonrası oluşuyor. Bakın Y bobinindeki şu yeşil bölgede bir akı değişimi olmuştu. Bundan dolayı da burada bir indüksiyon akımı oluşacaktır. D. Y bobininde R2 direnci üzerinden geçen öz indüksiyon. Yaylana bak sen. Öz indüksiyon burada değil. Birincisinde oluşmuştu. X bobininde Y'de oluşan indüksiyon akımıydı. O zaman bu yalan yanlış D'yi işaretlemiş oldum. E, Y bobininde R2 direnci üzerinden geçen indüksiyon akımı bir yönlüdür. E doğru oldu. Cevabımızın D olduğu yine tescillendi. Üzerinden I akımı geçen düz tel ile ilerken halka aynı düzlemdedir. Buna göre halka hangi yönlerde hareket ettirilirse üzerinde saatin dönme yönünde bir indüksiyon akımı oluşur diyor. İndüksiyon akımının oluşması için akı değişiminin Sıfırdan farklı olması gerekir. Yani akının ya artması ya da akının azalması gerekiyor. Fakat saatin dönme yönünde diyor. Bakalım saatin dönme yönünde oluşması derken. Elbette ki bunlardan herhangi biri olmalı. Ya artmalı ya azalmalı. Bakın şurada akım. Evet saatin dönme yönünde olursun istiyorum. Bu durumda halkada dört parmak dönmeyi göstermeli. Saatin dört parmağı dönen akımı Baş parmak ise manyetik alanı göstermeli. Dört parmak saatin yönünü gösterirse baş parmak da ekranın içine çarpacaktır. Yani ekrana çarpacaktır. Haliyle baş parmakta ekranın içine doğru olduğundan buraya çarpı işareti attım. İç işareti içe doğru oldu. Yani i akımını oluşturan halkadaki manyetik alan BH olsun halkanın manyetik alanı. Peki terin manyetik alanına bakalım. Bakın şu terin akımı yukarı doğru. Telde ise baş parmak, bakın bu halka içindi yalnız onu söylüyorum. Tel için ise yazalım baştan. Telde ise baş parmak akımı göstermeli. Dört parmak telin çevresinde dönen manyetik alanı yani B'yi göstermeli. Bu durumda baş parmak ekranın yukarısını gösterince sağ elin dört parmağı da şöyle ekranın solundan sağına doğru dönen şu manyetik alanı göstermeli. Evet telin sağında içe doğru bir manyetik alan oluştu. B tel diyelim buna. Bakın B tel ile B halka aynı yönde. Demek ki bu şunu gösteriyor. B tel azalırsa onu desteklemek, arttırmak için B halka aynı yönde oluşur. Bu amaca ulaşmak için B telin azalması gerekiyor. Burada amacımız B teli azaltmak olmalı. B tel azalırsa B halka onu desteklemek için aynı yönde içe doğru bir manyetik alan oluşacak ve saatin dönülme yönünde bir indüksiyon akımı oluşacaktır. Bu durumda B tel için formülümüzü yazalım. BTL eşittir k 2 i bölü d idi. Bakın zaten uzaklığımız şu olsun şu uzakla d demiş olayım. Bu durumda B telin azalmasını mı istiyorum? Ya telleki akım azaltılmalı veya halkanın tele olan uzaklığı arttırılmalı halkanın tele olan uzaklığı üzerinden konuşuyoruz. Çünkü burada bir hareket ettirme söz konusu. Bu durumda ne yaparsam de büyür. 2 ya da 3 yönünde uzaklaştırırsanız telden uzaklaştırırsınız. D büyür. B tel azalır. Aynı yönde azalan B teli artırmak için B halka oluşur. Ve saatin dönme yönünde bir indüksiyon akımı oluşturur. Yeni oluşan B halka manyetik alanı. Cevap böylece Cihatça fizikte bulunmuş olur. 2 ve 3. Üzerinden akım geçen sonsuz uzunluktaki düz tel ve içi boş çembersel halka sayfa düzlemine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Çembersel halkanın üzerinde gösterildiği gibi saat yönünde bir indüksiyon akımının oluşması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalı? Evet, çembersel tel halkadan şekildeki bir i akımı, indüksiyon akımı geçmeli ki halkada sağ el kuralını şöyle hatırlatalım tekrar size yine. Sağ elin dört parmağı dönen akımı göstermeli. Dört parmak hep dönmeyi yani akımı gösterecektir. Baş parmak da böylece halkanın merkezinde oluşan ya da halkanın içerisinde oluşan manyetik alanı gösterir. Hadi yapalım. Dört parmak iyi gösteriyor. Sağ elin dört parmağı akımı gösterirse baş parmak da ekranın içini göstermeli. Sağ elin dört parmağı şöyle ekranın solundan sağına doğru kıvrılırsa baş parmak da ekranın içini gösterecektir. Buna biz B halka diyelim. Peki X telinin burada oluşturduğu manyetik alan ney? Evet tel içinde yine sağ el kuralını şöyle yazabiliriz. Dört parmak bu kez dönüyor Kim dönmeli? X telinin çevresinde manyetik alan dönüşler atıyor. Dönüyor halkalar şeklinde B'yi göstermeli. Baş parmak ise akımı göstermelidir. Bu durumda baş parmak akımı gösterirse dört parmakta. da telin şöyle arkasından ekran önüne doğru gelir. Yani baş parmak akımı gösterdi. Ekranın sağını dört parmak ise telin yukarısında çarpı değil nokta olmalı. Bx aşağısında ise çarpı yani ekranın içine doğru olmalıdır. Bakın gördünüz mü? Halkanın manyetik alanı x'in manyetik ...alanına ters yönde oluşmuş. Bu da şunu gösterir. Yani halkanın manyetik alanı... ...X'ten manyetik alana ters. X'ten manyetik alanı şöyle X'in... ...hep yukarı kısımda... ...X'in manyetik alanı var. Halka aslında X'in manyetik alan içerisinde. Ama halkanın manyetik alanı... ...X'in manyetik alanı zıt yönde. Bu da şunu gösterir. X'in manyetik alanı artmış olmalı. Artmalı ki... ...halkadaki manyetik alanda bunu azaltmak için... Zıt yönde oluşmalı. Bu durumda bakın o zaman ne yapmamız gerekiyor? Bx'i artırmamız gerekiyor. Haydi Bx'i artıralım. Bx yani x telinin manyetik alanı k çarpı 2i bölü d şeklinde yazılabilir. D ise halkanın tela olan dik uzaklığıydı. Bu durumda Bx'i arttırmak için ya x telinin akımını iyi artırmam gerekiyor ya da x telinin halkaya olan uzaklığını azaltmamız gerekiyor. Hemen bakalım. 1. Düz telden geçen akım i arttırılmalı. Doğru oldu. i arttırmam gerekiyordu. 2. Çembersel halka ve düz tel birbirine yaklaştırılmalı. Yani d azaltılmalı. 2 de doğru oldu. X teli çembersel halkadan uzaklaştırılmalı. Ya bendenin azalmasını istiyorum. Artmasını değil ki. 3'ü de silince cevap 1 ve 2 olarak kaldı elimizde. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.